son 10... İnegöl Spor deplasmanda Bandırma Spor'a 1-0 mağlup olmasının ardından kendi evinde de Bursa Spor'a 1-0 mağlup olmuştu. 0-0 var. Ya Kökan'ı düşünüyor ve topalarda sevgili seyirciler. Maçın ardından İnegöl Spor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım açıklama yapmadan tesislere giderken maç sonu sadece açıklama kulüp başkanı Eşref Güç'ten geldi. Üzgünüm. Yani yenilebilirsin ama böyle kötü futbol oynanmaz. Biz geçen hafta da Bandırma'da kötü oynadık. Bugün burada da böyle kötü oynadık. Tamam, kaybedilmiş çok şey yok. Playoff'un içindeyiz ama bu hafta önümüzdeki hafta Diyarbakır'dan galibiyet alamazsak son hafta Düzcük'te oynayacağız. Düzcük zaten küme düşme potasında. Yani kendi elimizde yani bazı şeyleri değiştirmiş olacağız. Şu anda bugün yenmiş olsaydık, tabii konuşmak doğru değil ama yenmiş olsaydık bugün, şimdi yenildik mesela, varsayımlarla konuşuyoruz. Bugün playoff bitmişti. Yani playoff şansımız tamamen bizim lehimizdeyiz. Şimdi maalesef tam tersine oldu. Önümüzdeki maçlara bakalım. İnşallah Diyarbakır'ı yenelim. Yani hak ettiğimiz bir oyun değildi zaten. Çok üzgünüm arkadaşlar. Çok üzgünüm. Çok moralim bozuk yani, bildiğiniz gibi değil. İnsan üzülüyor yani böyle olunca. Yani başkanım, bu futbol playoff, yani playoff'ta kalsak bile bu futbol size ümit veriyor mu playoff adına? Size nasıl vermiyorsa bana da vermiyor açıkçası. Şimdi doğruları konuşmak lazım. Hani ne var? Tesellimiz şu değil. Yani sakatlıklarımız var mesela. Raif yetişir diyoruz. Raif biraz da ateşli topçu. Raif pes etmeyen futbolcu. Ve takımı toparlayan bir futbolcu. Yani bu, daha çok o tarafına güveniyoruz işin. Bir de playofflar biliyorsun çok farklı maçlar. Çift haneli maçlar. Mesela bu ligi bana derseniz ki 4 mü bitirin, 3 mü bitirin? Ben 3 bitirmek isterim. Neden? İlk maçımı çünkü deplasmanda oynayacağım. İkinci maçımı içeride oynayacağım. Ama bunlar varsayım. Şu anda biz ilk önce playoff'a kalalım. Bunun hesaplarını yapalım. 2 hafta kaldı. Yani şimdi bunları konuşuyoruz ama belki de bunları boş konuşabiliriz. İlk önceki hedef playoff olması lazım. İnşallah haftaya Diyarbakır'ı yendiğimiz zaman mesela bugün buradan bir puan almış olsaydım bu stajdan, ben şu anda daha başka konuşurdum. Daha verimli konuşurdum. Ama şu anda gerçekten üzgünüm yani. İnşallah haftaya Diyarbakır'ı yener. Diyarbakır'ın bir iddiası yok ama Diyarbakır iddiası olmayan takımlar daha rahat takımlar. Onu da düşünmek lazım. Kişisel hatalar ön plana çıkıyor. Bugün mesela yediğimiz golü gördünüz. Semih orada futbolcuyu kaçırdı. Olabilir. Tamam, kaçırmış olabilir. Ama biz de gol atmak için bir şeyler üretmedik yani. Pozisyonumuz yoktu. Evet, en büyük sıkıntı burada. Yani bir koç pozisyon olsa en azından tesellimiz olacak. Yani rakip çok dengeli oynadı. Rakibin derdi ne? Buradan bir puan almaktı. Adamlar şu anda 3 puan aldılar. Çok avantajlı oldu şu anda rakip yani. Ama gene Allah bizi o durumda düşürmesin. Şimdi ben o tarafa bakıyorum. Biz oralarda değiliz Allah'tan ama İnegöl Spor'un dediği gibi, Sağdullu abim dediği gibi yani biz mesela çok rehavete kapıldık. 45. dakikalarda goller yedik. 90. dakikalarda goller yedik. Bunlar işte profesyonel olmadığımızı gösteriyor bazı şeyler. Yani futbolcu dediğin profesyonel olacak. Maçın bittiğini düşünmeyecek. Maç bitmiyor çünkü kolay kolay.